Selamlar dostlar merhaba YouTube yepyeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere bir kutu açılışı ve inceleme videosu çekeceğim. Bugünkü konuğumuz Rampage'in X Jammer isimli bu kulak içi kulaklı arkadaşlar. Bu kulaklığın özelliği bir oyuncu kulaklığı olması ve şu anda bu şok marketlerde indirimli bir şekilde satılıyor dostlar. Normaldeki fiyatı 150-160 TL bandındaydı. Bazen 140 TL'yi de bulabiliyorduk ama şu anda bu 120 TL'ye şok marketlerde satılıyor. 11-11 indirimleriyle yani bu Kasım ayı indirimleriyle şu anda 130 TL'de internetten bulmak mümkün. Ancak 119 TL'de şok marketlerden alabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu gidip şok marketinden aldım. Bakın cihaz böyle şöyle bir kutusu var. Bu normalde telefonlara da uyumlu bir e, kulaklık ancak ben bunu Mac'imde kullanacağım arkadaşlar çünkü Mac'te de bir stereo çıkış var. Bunda da bir stereo çıkış var yani normal eski tip kulaklıkları kullanamıyoruz bir dönüştürücüye ihtiyacımız var. Bunda öyle bir ihtiyacımız yok ve gayet de şık ve küçük duruyor. Ben aslında bunu ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti alacaktım ama bir türlü nasip olmadı, kısmet olmadı en sonunda aldık hem de sizlere de bir inceleme videosu çıkartmış oldum. Şimdi dostlar ilk önce kutu açılışına geçelim. Daha sonra mikrofon testi, işte kulaklığın ses testini falan her şeyini yaparız. Eğer hazırsak şimdi yan taraftaki masamıza geçelim ve kutu açılışımızı yapalım. Önce intro sonra video. Evet dostlar şimdi geldik kutu açılışımıza. Şöyle bir kutumuz var. Yana doğru açılıyor. İçinde bir taşıma çantası var sanırım. Şimdi kutuyu açalım bakalım içinde bizi neler karşılıyor dostlar. Şu yukarıda bir güvenlik bandı var. Onu kesmemiz gerekiyor. Kestik. Bu tip kutuları açarken sürekli yırtmak gibi bir uyum var. Yırtmadan bakayım nasıl açacağım. Evet bu sefer açtım sanırım. Önce bir kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Hiç önemli değil. Şöyle bir ne derler buna çantı bizi karşılıyor. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Altta bir şey daha var ama altı da açmam gerekiyor. Şöyle bir kutu daha bizi karşılıyor. Aa evet. Kutunun içinden böyle bir dönüştürücü çıkıyor arkadaşlar. Stereo'dan. E, mono mu diyorlar artık buna ne diyorlar bilmiyorum ismini. Şu dönüştürücüyü bile bana lazım oldu. Almak istedim. E, 40 lira 45 lira gibi bir fiyattı. Eğer tabi kaliteli bir şeyse güzel. Ki dandik bir şey koyacaklarını sanmıyorum. Sonuç itibariyle ses etkileyen şeyler bunlar. En dandiklerini bile 30 liraya 35 liraya satıyorlar. Bu fiyata bunun çıkması çok iyi oldu. Yani... Macbook'ta kullanmasam da başka yerlerde mutlaka kullanırım. Başka içinde bir şey var mı diye bakıyorum. Kulak petleri falan var mı? Evet kulak petleri de var. Ee, boyuna göre şöyle koymuşlar. Bir tane küçük bir tane büyük. Birer tane de üzerindedir herhalde. Şöyle kenara alalım bunları. Çanta birazcık zor açılıyor. Takılıyor fermuarı. Evet kulaklığımız bizi karşıladı dostlar. Şöyle bir kenara koyayım. Şurada mikrofonumuz takılıp çıkarılabilen bir mikrofon. Dokusu size şöyle göstereyim. Yani sert bir dokusu var. Böyle şekil vermek kolay. Ama hoş, güzel, sevdim. Mikrofon testini deneyeceğiz. Ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Şöyle bıraktım. Çantası yani bu tip bir kulaklığın çantasının olması çok güzel çünkü e, birbirine dolanır, karışır, ne bileyim işte arıza yapabilir bu tip kulaklıklar. Kablolu kulaklıklar için bir çanta hoş. Ama çantayla taşır mısınız? Orası ayrı mesele tabii ki. Dediğim gibi birer tane üzerinde pet geldi kulak pedi. Güzel mi? Güzel. Kulak petleri böyle acayip. Çıkartmak istiyorum. Evet çıkarttım. Şöyle çift katmanlı bir pedi var. Siz de görün dostlar. Bilmiyorum ne kadar net diyor ama. Çift katmanlı bir pedi var arkadaşlar. İçinden çıkan petler normal pet. Ee, yani herhalde bu, bunu kullanmak istemezseniz bunları kullanın diye vermişler. Aynı cinsten bir pet değil. Tekrardan yerine takalım. Pet mi derler? Silikon mu derler? Silikon derler ama Genelde biz öyle hitap ettik. Şimdi kulaklığımızı bir açalım. Öncelikle bir kablo dokusuna bakacağım. Kablo olarak böyle e, dandik hissiyatı vermiyor. Gerçekten güzel. Bir örgü kablo olmasını beklerdim ben aslında ama e, tabii örgü kablo da ne kadar kullanışlı olur bilemiyorum. Ama kablo gayet güzel ve kalın. Şu anda kulaklıklara giden kablo yerlememe rağmen öyle bir dandik hissi vermiyor. Normal kablo zaten kalın. Yani en azından şuraya bir örgü yapabilirler. Tamam buraları olmaz belki ama ee, Burası zaten kalın baya baya Hatta kalın Hiç hissi vermiyor Sanırım 1 metre 1.5 metre falan bu kulaklık Tabi şurası 1 metre olsa Şurası da yarım metre 1.5 metre ee, Şöyle dediğim gibi stereo bir çıkışı var Yamuk mu diyeyim eğimli mi diyeyim ne derler işte buna Şöyle bir ucu var Gayet güzel ben bunu severek kullanacağım gibi duruyor. Kulaklık girişi de şurada arkadaşlar. Daha doğrusu mikrofon girişi kulaklığın. Buradan takıyorsunuz. Bir tarafta mı var? Evet bir tarafta var. Bu şekilde mikrofonunuz da aktif olmuş oluyor. Şurada tuşları var. Buradaki tuşlarla bakın artı eksiği nasıl yapıyorsunuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bir tane tuş var burada. Bu büyük ihtimal işte durdurma, başlatma tarzı bir işe yarayacaktır. Eğer Şuradaki kayar e, tuşu yukarı doğru çekerseniz, artı kısmına çekerseniz, basarsanız ses açıyor. Sol tarafa doğru çekerseniz de basarsanız ses kısıyor. Tek bir tuşla böyle bir kombinasyon yapmışlar. Kullanışlı mıdır, değil midir? Daha sonradan karar vereceğiz buna. Bakalım. Kutu açılış testimiz bu kadardı. Toplamda şöyle bir kulaklık olmuş oluyor. Burası da bir bir 10 santim, 15 santim hatta 20 santime yakın neredeyse uzatmış oluyor bu arada. Kulaklığımız bu arkadaşlar. Şöyle de yakından sizlere göstereyim. Böyle çok havalı bir kulaklıkmış gibi duruyor gerçekten. Hem de oyuncu kulaklığı zaten. yani normal bir kulaklık değil. Bir RGB falan şuralara koysalarda nasıl dururdu diye merak ettim açıkçası. Ama bence böyle gayet şık, gayet güzel duruyor. Kutu açılışımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi testlere geçelim. İlk önce mikrofon testine, daha sonra da bir ses testine bakalım. Evet, şimdi ilk önce kulakta nasıl durduğuna bir bakalım arkadaşlar. Şöyle takmak istiyorum. Başarabilirsek tek seferde. Yüksek ihtimal ben bunu beceremeyeceğim pek taktım ama şurası normalde kulağa girmesi gerekiyor. Girdi mi? Sanırım girdi. Şimdi şuraya takalım. Herhalde oldu. Kulakta nasıl duruyor derseniz rahatsız ediyor mu? Bir saniye, şunun ucunu bulmam lazım. Kulakta herhangi bir rahatsızlık bana hissettirmiyor. Gayet güzel oturdu. Takmasını bilirseniz tabi buna alışmak da mesele birazcık alışmak gerekiyor. Şöyle duruyor. Şuradan da bakın. Böyle duruyor. Dışarıdan ses yalıtımı konusunda nasıl derseniz. Şu anda bilgisayarım çalışıyor. Ve sesini az da olsa duyabiliyorum. Şimdi bir test yapalım. Bir takalım ilk önce. Bakalım bir nasıl olacak. Evet uzun uğraşlar sonunda sonunda yaptım arkadaşlar. Şuradaki göstermişim ya herhalde şuradan ses arttırma kısmı falan muhabbetine. Öyle bir şey yokmuş. Eğer eksi tarafına çekerseniz sesi kapatıyor. Yani kulaklıklara ses vermiyor. Art tarafına çekerseniz de sesi açıyor arkadaşlar. Şu tuşta herhalde start'a yarıyor ama basıyorum basıyorum. Bir işe yaradığını görmedim. Şimdi ses konusunda bir test yapalım, daha sonra mikrofon testine gideceğiz. Bu arada mikrofonda bir şey fark ettim, şu takılı olmasa da mikrofon çalışıyor. Sadece bu ekstradan bir güç mü sağlıyor, artık ne sağlıyor, öyle bir şey. Yalnız bir tane sıkıntılı bir nokta var. Jack girişim arızalı çıktı, yani bilgisayarın değil de şu aletin jack'ı arızalı çıktı. Jack'ı tamamen oturttuğum zaman sol kulaklık ses vermiyor. Bir kısmı dışarıda kalınca sol kulaklık ses veriyor. Artık bakacağız, normal Macbook'umda da deneyeceğim. Ee, sanmıyorum jack'tan olduğunu, dönüştüreceğini olduğunu kesinlikle düşünüyorum. İlk önce bir ses testimize tekrardan geçelim. Hatta ben buradan bir her zaman dinlediğim bir müzik olsun. Like that açayım. Buradan açamıyoruz. Çok güzel. Like. Like that. Ses geliyor mu bilmiyorum ama ses çok iyi. Dışarıyla komple bağlantı kesiyor. Bu arada buradaki sıkıntı yaratıyor gene. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama ses konusunda gerçekten çok iyi. Yani sesteki kaliteyi soracak olursanız böyle basları falan hissediyorsunuz, tizleri hissediyorsunuz. Dengeli bir geçiş var. İkisinin arasında dengeli bir geçiş var. Ben sevdim. Ses konusunda sevdim. Bir de ses kaydı alalım arkadaşlar. Ses kaydedici olarak Windows'un kendi ses kaydesini kullanıyorum. Herhangi bir ekstradan bir program kullanmıyorum dostlar. Bu arada bu hangi tarafa doğru bakıyor bana doğru bakmasını istiyorum. Ee, her iki türlü de ses kaydı alıyor. Dediğim gibi şu üzerindeki zımbırtı olmasa da ses kaydı alıyor. Artık kulaklığın kendi mikrofonları var sanırım. Şunu da bir türlü takmayı başaramadım. Evet cebelleştikten sonra taktım. Şimdi hemen bir ses kaydı alalım. Şu anda kendi mikrofonumuz üzerindeyken ses kaydı alıyorum. Şu anda da mikrofonu çıkarttım ve kendisinin ses kaydını alıyorum. Yani mikrofonsuz olarak ses kaydı alıyorum. Bu sesleri zaten siz de dinleyeceksiniz. Şu anda kendi mikrofonumuz üzerindeyken ses kaydı alıyorum. Şu anda da mikrofonu çıkarttım ve kendisinin ses kaydı alıyorum. Yani mikrofonsuz olarak ses kaydı alıyorum. Şöyle söyleyeyim mikrofon gerçekten ses olayında çok daha güzel çıkartmasını sağlıyor. Ben beğendim bu fiyata bu cihaz bence güzel. MacBook'ta mutlaka kullanacağım. Ancak takması çıkartması birazcık sıkıntılı. Büyük ihtimal şunlar çıkıyordur derken evet. Şu parçalar çıkıyormuş. Ben bunları çıkartırım, böyle kullanırım büyük ihtimal. Böyleyken düşme olayı nasıl? Şuraya iki de bir takılıyor. Yok. Düşmüyor. Kulaktan düşmüyor. Kulayı sarıyor. Yani bir tarafta vardı bir tarafta yoktu ama ikisi de düşmedi. Bence gayet güzel. Gayet iyi. Ee, beğendim. Parasını hak ediyor mu? Hak ediyor. Tek bir sıkıntımız var. Şu zımbırtı arızalı çıktı arkadaşlar. Tamamen takınca iki kulakla ses vermiyor. Bir kısmı dışarıda takmanız gerekiyor. Bu sefer de mikrofonda sıkıntı yarattı ilk başta. Tabi siz orayı görmediniz. Ben oraya attım. Ses kaydını almadı. Komple takınca ses kaydını aldı. Şu zımbırtının değişmesi lazım. Başka da herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel, gayet başarılı. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Özellikle cep telefonunda kullanacaksanız bence süper. Şekilde duruyor, güzel de duruyor, hoş da duruyor. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.